Getirle siparişin bölüm bitmeden kapında. Dolayısıyla hani bu yaşlı ırkçılığı da bir tarafa bırakalım. Biz hepimiz yaşlanacağız. Hiç unutmayalım. Onlar bizim geçtiğimiz yollardan geçtiler. Biz onların gideceği yerlere gideceğiz daha. Dolayısıyla hani yaşlılara falan da böyle kötü davranma, işte üstlerine yapılacak böyle onların üzerine yapılan sevimsiz espriler de benim açıkçası canımı sıkıyor. Açıkçası ben de bunların hiçbirini tasvip etmekle beraber yeni kuşakta yaşlılara karşı sanki şu anda yaşamak zorunda oldukları her şey onların müessebiymiş. Ya yani onların suçuymuş gibi. Çok doğru. Yanlış bir algı var. Yani evet tabii ki onların da hataları var. Onlardan önceki kuşağın da onların babalarının annelerinin de hataları vardı. Onların da çünkü insanoğlu ve hatasız bir insanoğlu yok. Yok yani. Yok olamaz evet. Yani işte bilim insanları önünde gördüğümüz gibi bu dönemde yani onların da zaman zaman yaptığı hatalar oluyor. Çünkü gerçekten de hayat insanı böyle delirtecek ölçüde böyle göreceli bir şey. Biz mesela çok. Geçen hafta yaptığımız tartışma, donk tartışması gitti bitti. Efsane abi, bir tartışmaydı. Abi çok efsane sevindim. De. On, çok sevdim onun yani. Onun üzerinden ne kadar çok şey döndü ya. Ya dönsün oğlum zaten bizim tamam, işimiz olsun. O ya. Bizim ya, işimiz tamam o. Da, yani tamam insanlara da, konuşacak üzerine... Tartışacak bir şey vermek yani. Tamam da ikimiz de %100 haklı olamayız o konuda. Çünkü daha işte bir kere maçlar durdu. Maçlar durdu. Elimizde veri yok. Evet göremeyeceğiz yani. Mesela abi yalnız böyle kesin olan bir şey var. İşte Liverpool'un lig şampiyonluğunu da göremeyeceğiz biz ya. Yok gerçekten. Bu sene abi hakikaten. Çünkü. Abi yok zaten bu saatten sonra maçlar oynansa ne olur? Seyircili oynansa, seyircisiz oynansa. Dün açtım FIFA'da. Liverpool'u biraz oynayayım dedim. Hani Liverpool'la oynayayım dedim. Çünkü genelde oynamıyorum. İşte özellikle Beşiktaş'ta hiç oynamıyorum. Çünkü biliyorsun malum kaleci bir de orada uğraşamam ben onunla. Tamam mı? Bazı oyuncular falan. Ama Liverpool'da hani en azından gelmiş gibi en iyi en dengeli takımlarından bir tanesi. Yok arkadaş ya. Kesinlikle var ya. FIFA bir, ya ilk 3 gün zevkliydi. 4. gün ben sana söyleyeyim mi? Hayatta gerçek hayattaki futbolun yerini tutmuyor ya. Bunu kesin anladım tabii yani. Tabii, eskiden biz çok maç falan var diye şey yapıyorduk. Ya oradan oraya dönüyoruz. Gece 11 hala İspanya'yla Liga izliyoruz falan. Yok ya. Yani işte kıymet maalesef insanoğlu kıymeti bir şeyi kaybedince ya anlıyor. Ya biz işte E-Spor ligim var biliyorsun. Biliyorum. Bizim E-Spor ligimiz var. Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray E-Spor takımı 1. oldu. Ligi bitirdi. Yani onları da buradan tebrik ediyorum ama ben de çok seviyorum ediyorum. Hakikaten takip ediyorum ancak bir de işim gereği o ama hani asla gerçek futbolun yerini tutmuyor tabii. Yok vallahi tutmuyor. Bak nelerle uğraştım. Gözüküyor mu isimler? Gözüküyor şimdi. Gördü. Şöyle yaptım. Beşiktaş'a mı yapıyorsun? Ya yok işte futbol menajer, championship menajer de genel olarak tabii işte Beşiktaş'a kimler alınabilir, sözleşmesi kimlerin bitiyor falan hesabı yapıyordum da onlar da işte anlamsızlaştı. Oyunda işte Gladbach çalıştırıyorum ki az bütçeyle iyi oyuncu nasıl alınır? Geliştirelim kendimizi. Sen pardon bir şey söylüyordun. Bugün birkaç tane yöneticiyle konuştum farklı takımlardan. Transfer yapmak çok zor diyor. Yani şu an birisiyle konuşamazsın. Tabii imkansıza yakın. Yani birisiyle konuşamazsın bile transfer. Ben bugün Fanatik'e yazı yazdım. Mesela Sergen Yalçın Malatyaspor'da sezon başı işte Avrupa Kupası, Lig Kupa için toplam 6 milyon bütçeyle o futbolu oynattığı için Beşiktaş'a da gelmesinin önü açıldı. Ve bu yüzden de daha iyi oyuncularla çalışmayı hak ediyor. Evet ama işte sorun şu. Genel olarak demin söylemek istediğim şey ekonomide maalesef bu daralma olacak. Yapacak bir şey değil. Türkiye'de değil sadece. Bütün dünyada. Ve bu işi global ekonomiyi her şeyden önce daraltacak. Sonra ne çıkacak bilmiyorum. Milliyetçilik aynen. Mi ağır basacak? Sınırlar kapanıp yoksa daha bir sosyal devlet tam tersi işte daha işte dayanışmacı düzene mi geçelim? Yoksa aslında milliyetçilik de bu birbirine ters değil zaten. Hani birbirimize saygı duyarak bir arada yaşayalım kardeşim kafası olabilir. Ben mesela, öyle olacak. Öyle bu son söylediğin gibi olacak. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Scottish National Party var ya bağımsızlık isteyen. Şimdiki İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tam böyle. Hem milliyetçi ama olabildiğine sosyal devletçi. Çünkü hani beraber yaşayacağız yine ama kardeşim. Yani arada bir şey olmasın. İlişkilerde bir sömürme şey olmasın. İşte genel olarak futbol takımlarını da şöyle bağlayacağım. Bir kere o şey bitti. Bence o Neymar transferi. Bitti yani o iş. Ya bence bir süre en pahalı transferler bu son dönemde yapılanlar olarak kalacak gibime geliyor. %100 satılır. 100 milyon eurolar falan filan o işler bitti.
Yani çok o fazla oyuncu transferi de olmayacak gibime geliyor. Yani bonservisi elinde oyuncular genelde bu yaz. Özellikle bu yaz ben de böyle düşünüyorum. Bir de İtalya ve İspanya'ya nispeten transferin az olacağını düşünüyorum. Maalesef. Yani mesela Almanya'ya mesela biraz daha meyledebilirler. Daha düşük paraya Almanya'da oynarım. Daha düşük paraya Almanya'da oynarım diye düşünen olacaktır yani. Niye Almanya? Daha iyi önlemlerden dolayı. Bu iş. Evet, öyle. Biraz daha yani mesela hiçbir sporcu da Almanya'da duymadık. Evet, zaten hakikaten. Vaka sayısı yüksek ama can kaybı sayısı düşük tutuyorlar. Onu başardılar. Yani başbakanları kendi kendini karantinaya alabilecek kadar bir bilinç sahibi. Ya bir de Alman disiplini abi. Yani onlara çıkma dedim mi çıkmıyor adam yani. Öyle bir şey var yani. Onun dışında İspanyol onun İtalyanlar dışında, öyle değil yani. Onun dışında hani işte en baştaki böyle teorim var ya. Küba öyle davrandı ama tıpçıları böyle. Amerika böyle davrandı ama onları şöyle falan filan. Yani en güzel örnek dünyada böyle Doğu Almanya, Batı Almanya'dır. Resmen federal Almanya'dan yani Batı Almanya'dan insanlar Doğu Almanya'ya öykünmesin diye. Abi mesela onlarda da var Soğuk Savaş mantığında komünizmle mücadele var. Ama hepsi serbest partilerin. Hani Sosyalist Parti bilmem ne falan serbest. Ama bir yandan dur oraya öykünme. Asıl sosyal devleti ben yapacağım diyerek o 1965'ten itibaren Almanya yeniden inşa edildikten sonra atılan sağlam temellerde halen bizim vatandaşlara yapılan ırkçılıkları fena halde bakınıyorum, o ayrı. Ancak o 2. Dünya Savaşı felaketinden sonra bu sağlam seviyeye gelmelerinde içten içe kıskanarak takdir ediyorum. Gerçekten. Tabii. Yani onun sebebi Alman olmalar abi gerçekten. Abi sırf ekipten açıklayamayız. Sırf şeyle açıklayamayız. Değişik bir millet yani, çok değişik millet. Bak ben bu şeyin işte en başında televizyonda birileri çıkıyordu ya etnik kökenlerle falan filan şeyi bir açıklıyor. Bu arada benim şeyi yapmışlar. O etnik ölçer var ya fotoğraftan. Yaptılar mı sana? Ha ne çıktın sen? Yok. Ulan böyle Vatikan bak bir kere %40 Emirati yani Birleşik Arap Emirlikleri. O bir etnik köken değil ki abi. Bari bir Arap çıksın yani. Emirati nedir? Ben kendime yapmadım. Biri yapmış gönderdi. Bir de şey evet. Vatikani var. Vatikani nedir abi? İtalyan değil mi Vatikan'daki? Nedir yani Vatikan'da işte etnik olarak? Ne bileyim abi ben de anlamadım. Ne demek abi Vatikanlılık ne demek? Vatikanlılık diye bir şey var. Vatikanlılık nedir abi? İşte, Emirati nedir? Neyse. Genel olarak zaten bunların hepsini saçma. Ha bu arada şeyden dolayı işte Kars Kazman'dan dolayı bolca oradaki bölge ülkelerden de çıktık. Babaannegeni. Armenya, Marmenya, Gürcistan falan tabii, çıkmıştı. Hepsi var. Hocam sizden de çıkar. Sizden de çıkar. Şimdi asıl mesele şu ama. Tamam işte coğrafya kaderdir diyoruz ama bir yere kadar. Bak bir yere kadar. Bütün şu olaylarda bir kere işte ülke içinde birbirimizden nefret etmenin tamamen zaman kaybı olduğunu bir kez daha net ortaya çıkardı bu Allah'ın cezası virüs, koronavirüs. Gerçekten. Evet. İki, dediğim gibi işte o Batı Almanya, Doğu Almanya örneğindeki gibi. Bir arada yaşamanın kıymetini anlamak için İşte Almanlar gibi işte bölünmek, araya böyle işte duvar mı gelmesi gerekiyordu be baba? Soruyorum bir daha yani. Duvar mı gerekiyordu? Mesela benim en sevdiğim şarkılardan biri, ilk ona girer. David Bowie'nin Heroes. Onu anlatır. Duvarı geçmeye çalışan işte iki sevgili Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya. Onu anlatır yani. Hatta orada kaydetmiştir falan filan. Hatta o duygu için oraya gidip kaydettiği de söylenir falan. Yani bütün bunlar olması mı gerekiyordu illa? Evet, olması gerekiyormuş maalesef. Ama işte olan böyle kaybettiğimiz insanlar olacak. O yaşlılara karşı işte negatif ayrımcılık dediğinde arkadaşlar yaşadığınız hayattaki sıkıntıları bir yere kadar başkalarına kanalize edip başkalarına fatura edebiliriz. En fazla %49'dur. Geri kalan maalesef %51'i kendimden biliyorum. Çok kötü bir tecrübeyle biliyorum. İyi bir tecrübeyle değil. Kendimi yermek için söylüyorum. %51'i tamamen kendi yaptığımızın sonucu. Diyorlar ya mukadderat, Allah'ın verdiği akıl. Eğer işte inanıyorsan, güçlü bir şekilde inanıyorsan. Tamam, önce oradan gireceksin. Şimdiki de şu var. Abi birbirinden nefret etmek muazzam zaman kaybı. Gerçekten. Ve bir arada yaşamak için illa bir salgın virüs mü çıkması gerekiyordu? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarını sadece ve sadece şu dönemde mi abi değeri anlaşılıyor? Şey yazı yazmış sizin Fatih Altaylı. Sağlık çalışanlarına tırnağına dokunan bundan sonra. Niye bundan sonra Fatih Altaylı? Tamam güzel. Daha önce de abi 5 sene önce 10 sene önce de ya. Yani hastayı hayatta tutmak için her şeyi yapıyor.
ekipman belki kısıtlı. 10 sene önce söylüyorum, 5 sene önce başka vakalar. Elinden geleni yapıyor. Personel az, maddi malzeme az. Yani istediği sonuç alınmayınca hastaya, hasta bakıcıya, doktora şiddet uygulamak nedir zaten? Yani bunun düşüncesinin bile yer almaması gerekiyor toplumda. Sadece şu zor zamanda değil ki, her sağlık çalışanları toplumun başka bir grubu. İşte deprem, deprem zedelere yardımcı olanlar, bak işte felaketlerde yardımcı olanlar, onlar başka insanlar. Onları sadece, mesela şu anda deprem yok neyse ki. Sadece deprem olduğu zaman yaptıkları, kahramanca kendi hayatlarını riske atarak yaptıkları o gün değil, sadece ki 365 gün o insanlar aklımızda olmalı. Onlar için de hep bir ayrı bütçe olmalı abi. Onlar için ayrı bir bütçe olmalı. Daha çok vergi verelim. Ama onlara gitsin abi. Lütfen ya. Gerçekten ben bunu çok ciddi şekilde söylüyorum.